Değerli Mola TV izleyicileri, bugün mikrofonumuzu kiralar hakkında uzatıyoruz. Bakalım halkımızın kiralar hakkındaki yorumları nelerdir? Hadi gidelim. Kiralar hakkında ne düşünüyorsun? Kiralar aşırı uçuk burada. Hele ki Ötekli'de. 1+1 40 metrekare küçücük evleri, kutu kola gibi evleri 11 bin lira, 12 bin lira gibi paralara veriyorlar. Yani vicdansızlığın bini bin para. Yazık günah ya. Yani ben ne kadar kazanıyorum da ne kadar kiraya vereceğim, ne kadarla geçineceğim ya. Hiç memnun değilim. Eviniz kendinize mi ait, kira mı? Kira. Peki kiralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşünüyorum? Kiralar çok yüksek yani. Muğla'nın şartları belli. Yüksek, aşırı yüksek yani. Peki buna bir çözüm üretme şansınız olsaydı ne yorum yapardınız? Vallahi bizim bu ekonomide ne çözüm üreteceğiz yani. Ancak sosyal kupon yaparlarsa olur. O da zaten TOKİ'leri vatandaş alamıyor zaten. TOKİ'ler bile olmuş. Çok pahalı yani. Eviniz kendinize mi ait, kira mı? Kendime ait. Peki kiralar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu sene kiralar uçtu. Çok fazla, çok yüksek kiralar. İnsanlar asgari ücretle zaten zor geçinirken kiralar da arttığı için artık hiç geçinemiyor. Yani kiraya mı yatırsın, karnını mı doyursun millet? Biraz insaflı olsunlar yani ev sahipleri de artık kiracılar üzerinde şey yaparken, hani kira kontratı falan yaparken biraz elini vicdanına koysun herkes. Herkes çoluk çocuk okutuyor. Yazık günah yani insanlara da. Son kira artışları hakkında düşünceleriniz neler? Global kendiliğinden oluşan bir yükselme var yani. Ben geçen yıl da burada, çocuklarım burada yanına geldim. 2000-3000 liraya oturanlar bir kere de depremden sonra mı artık neyden sonra da 10 bin lira oldu, 15 bin lira oldu. 18 bin lira oldu. Böyle bir yükselme olmaz yani. Bu artık Suriyelilerin baskını mı? Yani ben yalnız bura diyecek, hayır bura değil. Bütün Türkiye'de olmuş yani. Ondan dolayı çok büyük yükselme var yani. Allah yardım etsin kiracılara. Depremzedeyim dediniz. Hangi bölgeden geldiniz acaba? Ben Adıyaman'dan geldim. Adıyaman'dan geldiniz. Peki bu süreçte barınma konusunda yaşadığınız herhangi bir problem oldu mu? Hayır, benim oğlum buradaydı. Oğlum geldi, bizi enkazdan çıkarttılar. Adıyaman'dan alıp getirdiler. Şu oğlumun yanında kalıyorum. Şimdi bir ev tuttum. Gençleri yalnız bırakmak için mecbur. Yerleşecek. Yavaş yavaş eşyamızı alacağız. Çünkü enkazda, her şeyimiz enkazda kaldı. Diyeceksin yardım aldın mı? Hayır. Hiç kimse de yardım almadık. Devletin verdiği bir 15, bir de 10 bin lira normal abi. Biz evimiz tamamıyla yıkıldı zaten. Enkazdan çıktı yani. Herhangi bir emekli olduğum için yardım almadım yani. Vermedim. Ev tuttum dediniz. Kiranız peki ne durumda? Çok yüksek geliyor mu size? Yüksek tabii. Yani orayı ben normal zamanda Adıyaman'da olsa 500'e oturmam. 7 bin liraya tutmuşum yani. Yani 500 oturmam yani. Gerçekten söylüyorum ya. Benim evim 200 metrekareydi. Ya ayrı bir olay yani. Akşam vardı, sabahleyin hiçbir şeyim yoktu. Olmadı. Çok şükür canımız sağ. Şükür diyor. Bizi mi kandırıyor acaba bilmiyorum. Galiba bizi kandırıyor. Çok şükür yarabbim. Kiralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Muğla için mi? Muğla ili için mi soruyorsunuz? Muğla için genel olarak da yorum yapabilirsiniz. Ya genellikle Türkiye genelinde son dönemde fevkalade fazla bir kira artışı söz konusu, ama neden bu böyle oldu? Birdenbire neden yükseldi? Aslında bunun çözümü kolay. Avrupa ülkelerinde belli yerlerde bu kiraların illere göre, mahallelere göre, semtlere göre, gayrimenkullerin cinsine, sınıfına göre belirli asgari ve azami kira limitleri belirlenmiştir. Yani bunlar baz alınarak devletin resmi kurumlarının bu konuya ciddi olarak el atarak bunları raptu zapt altına alabilirler. Yani emlak sektörüne şahısların işte fırsattan yararlanarak konut azlığı talebinden dolayı, yani talepten dolayı kiralarını olağanüstü artırmalarının sebebi bu. Bunu kontrol altına alındığı zaman şahıslara, kurumlara, şeylere fırsat, kira belirleme fırsatının verilmemesi lazım. Böyle çözülür yani. Eviniz kendinize mi ait, kira mı? Ben kirada 4 yıl durdum. Peki kiralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kiralar hakkında 1977 yılında kira, benim aldığım 3000 lira para, 3 TL para, 2 TL'sini kiraya verdim. 1 TL'ye geçim sağlıyordum. Bu konuya ne dersiniz? Ya 3 TL maaş alıyordum.
2 TL'si kiraya veriliyordu. 1 TL ile geçim sağlıyordum. Teşekkür ederim. Biz anlayacağımızı anladık buradan. Çok teşekkür ederiz. Eviniz kendinize mi ait, kira mı? Kendimize ait. Peki kiralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kiralarla ilgili ipin ucu bayağı bir kaçtı. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. İki taraf da aslında mağdur oluyor. Hem kiracı hem ev sahibi. Yani ülkede maalesef bunun kontrolünü sağlayamadılar. Ama biraz bu şeyi kullanıyor gibi bir hissiyatım da var. Mesela bizim evimize ben şu an 2300 lira kredi ödüyorum. Kredi çekmiştim. Bizim sitede 20 bin lira var, kira var. Yani 20 bin lira kira olmaz şimdi Muğla gibi bir yerde. Ama bakıyorsun buluyor da, kiracı da buluyor. İnsanlar maalesef mecbur kiralıyor. Biraz bunu kullanıyoruz gibi, yani bizim Türk insanımızın her zaman böyle bir şeysi var. Biraz fırsatı değerlendiriyoruz gibi bir durumumuz var ama yani kontrol kaçtı gerçekten. Onu insana çok mağdur oluyor yani maalesef. Üzülüyorum da bir yandan. Eviniz kendinize mi ait, kira mı? Hayır, kirada oturuyorum. Kiralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Muğla'da şöyle, hani birinin kirasını, bir evin kirasını başka bir evin kirası belirliyor. Böyle bir maalesef saçmalık var. Az önce de emlakçı bir arkadaşımla da sohbet ediyorduk. Hani kiralar hakkında da, satılık evler konusunda da aynı şeyler geçerli. Komşusunun kiraya kaça verdiğini gören, benimki bundan daha iyi eder, komdan vesaireden oradan bakarak cüzi bir artış, yani kendiliğinden bir artış gerçekleşiyor. Şu anda hiç değeri gerçek olmayan, real olmayan kiralar mevcut şu anda. Kiralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ev sahibiyim ama kiralar hakkında hiç iyi şey düşünmüyorum. Yani ev sahibi olmama rağmen kiracıyı da düşünen bir insanım. Bu insanlar, ülkemizin durumunu belli zaten, ekonomik durumu böyle. Benim karşımda kiralık ev var, 1+1 9.000 lira. 12 bin lira. Ya 1+1'in 12 bin lira olması bir insanın her türlü şeye zorlar. Her türlü şeyi yapmayı sorar. 1+1 odanın, bir salon, bir yatak odasının 12 bin lira olması demek, o insanın hayatında çok şeyi fedakar etmesi demek. Bu insanlar çalışıyorlar, tamam. Elektrik, suyu, sağlığı, yiyeceği, içeceği, bir sürü şeyinden fedakar edecek, o kirayı ödeyecek. Ev sahibi de birazcık insaflı olması lazım. Yani şahıslar çok para göz olduk biz, hepimiz öyle. Ekonomik zorluk var, tamam, kabul ediyorum ama karşındaki insanı da düşüneceksin. Onu kendi yerine koyacaksın. Sen de ev sahibi, sen de kiracılıktan geldin belki de. Onu hiçbir zaman unutmayacaksın. Hayatta yaşadığın, geçmişte yaşadığını unutmayacaksın, ona göre işlem yapacaksın. Ve karşındaki kişiyi düşünürken de onun geleceğini de düşüneceksin. Kendi tamam bütçeni düşünebilirsin ama o kişinin de hayatta yapacağı şeyi de düşüneceksin. Ama bazı kiracılar da evi tabiri caizse yapıp gidiyorlar ama ne yapacaksın? İnsanların şeyi var, çok fazla para vermek de bir şey değil. Çok az istemek de bir şey değil. Yarına kararına göre oturup anlaşacaksınız. Ona göre işlem yapacaksınız. Ama gerçekten çok pahalı ev kiraları. Kiralar hakkında ne düşünüyorsun? Ben depremzede olarak geldim buraya, Malatya'dan. Yani bu kadar fazla olacağını düşünmemiştim, tahmin etmemiştim. Şehir merkezlerinde zaten bayağı bir kiralar çok yüksek. Onun için mecburen yakın yerlerde ev tutmaya falan başladık. Şu anda Kötekli'de ikamet ediyoruz. Yani durum bu. Kötekli'de kiranızı, eve değer olduğunu düşünüyor musun? Yok, hayır. Hayır. Böyle bir şey değil. Yani benim şu andaki vermiş olduğum ücret başka bir yerde 3+1, 4+1. Yani çok güzel evlere oturulabilecek bir durumda. Ama benim şu anda vermiş olduğum şey, hayır. Yani değil. Bugün Muğla halkımızla kiralar hakkında konuştuk. Sizler de kiralar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi seyirler.